Forumdan iyi akşamlar. Evet, bu akşam gene konuğumuz ikinci kez Murat Muratoğlu. Yakın bir birkaç dakika önce değil mi? Diğer konuğumuz havaalanına indi. Erkin Şahinöz. O da sanıyorum ikinci bölümde bizimle birlikte olacak. Umuyoruz. Yetişeceğini umuyoruz. Murat Muratoğlu ve Erkin Şahinöz ile Türkiye ekonomisini konuşacağız. Dış etkileri, içeride neler olup bittiğini, bütçeler, zamlar, dış borçlar, pek çok, o kadar çok şey var ki, Suriyeliler var, ta uzakta Venezuela var, orayla da ilgiliyiz. Zaten Erkin beni çok kesiyordu, gelmemesi ilk yarıda iyi oldu. Rahat rahat konuşalım. Tabii, rahat rahat konuşalım, ikinci yarı onu atarız pasar. Evet, evet. Ben tabii bu son program, forum olarak son program, önümüzdeki haftadan itibaren Erkin'le Murat beraber devam edecekler burada. Ve ben cumartesi pazar sabahları yine sizlerle birlikte olacağım. Erkin evet. Bence geç kalırsa abi seni alırız. Gelirim, seve seve, seve gelirim. Seve seve gelirim. Karşılıklı biz devam ederiz. Şimdi hani işimiz elimize alacağını ama o kadar hazırladım söyleyeyim. Lütfen. Evet, Türkiye'de ilginç bir ekonomik tespitler mi diyelim bunlara? Öyle bir şeyler yaşıyoruz. Nedenleri, dövizin nedeni, zammın nedeni, verginin nedeni dediğiniz zaman bizim siyasetçilere bakarsanız pahalılık marketlerin, faizler bankaların suçu, enflasyon dış güçlerin, patates fiyatları stokçunun, tren kazaları makinistin, makasçının, Ergenekon FETÖ'nün suçu, terör muhalefetin, madenci zaten fıtrat, madencinin ölümü, askerin işi ölmek, seçmenin görevi oy vermek, vatandaşa kalan da vergi, dolaylı ya da dolaysız. Böyle bir tablo. Abi suç yüklenmeyen ve devamlı mihrak aranan bir ortamda, haliyle her suçun başkasına atıldığı bir ortamda ekonomide de yapılan yanlışları üstlenecek halleri yok. Yani gidip de niye 2013 yılı iyiydi, bu geçen yıl dünyada çok kötü olmadığı halde Türkiye ekonomisi bir anda takla attı, bunu anlatamıyorlar. Çünkü bunların tamamı yapılan hatalardan dolayı. Yani herkes bağırdı, sırf ben değil. Yani bağıra bağıra gelen bir kriz söz konusuydu. Bağıra bağıra geldi. Şimdi onu toplamaya çalışıyorlar ve bu topladıklarını da başarı olarak lanse ediyorlar. Ama maalesef ok yaydan çıktı. Yani çok büyük hasarlar devam edecek. Daha iki gün önce çok büyük iki şirket ciddi anlamda konkordato ilan etti. Yani konkordato ilan etmesi iflastan bir önceki basamak. Yani reel sektör henüz hiçbir toparlanma yok. Piyasalar nispeten iyi toparlıyor gözüküyorlar. Ama piyasaların neden iyi olduğunu, neden toparlanmış gözüktüğü ayrı bir konu. Onu da zaten program içinde anlatırım. Peki bu konkordatolar gerçek mi, yoksa hani zaman kazanmak ya da başka bir kaçış noktası mı? Çoğunluğu gerçek. Ya zaten yeni bir kanun geçirdiler. Konkordatoya gitmeyi de çok zorlaştırdılar. Yani artık şirketler konkordatoya da gidemiyor kolay kolay. Ama mesela Yorsan'a bakıyoruz. Yorsan'ın Dubai'li ortağı gerçekten batmış. Yorsan'ın iflasını istedi. Yorsan çok ciddi bir şirket. Ve bu şirket binlerce çiftçiden süt alıyor. Bu sütü işliyor. Ondan ona yardımcı olan çiftçi aileleri var. Yani Yorsan'ın batması sadece Yorsan'ın batması değil. Yani Yorsan'ı yapan taşımacılık filoları, şoförleri, çiftçileri, yani bunların hepsinin işinden olması tabii, anlamına geliyor. Tabii. Yani bir şirket aslında bir şirket değil. Yorsan'a çalışan onlarca şirket vardır Yorsan, çünkü tabii, büyük bir şirket. Şimdi o görünmeyen küçük şirketler de birer birer batıyor. Onlar konkordatoya gidemiyor küçük tabii, oldukları tabii. için. Yani böyle yüzlerce örnek verebiliriz. Hele en alttaki üreticinin hiç şansı yok. Yani kaç tane konkordatoya gitmiş şirket onu da tam bilemiyoruz. Yani 2000 deniyor ama açıklanan 500, ama 500 şirketin atıyorum Yorsan'ın 3 tane de başka şirketi var mesela. Aslında onlar da konkordatoya gidiyor ama onlar tek şirket olarak, tek dava numarası olarak sayıldığı için az sayıda gözüküyor. Evet. Aslında çok ciddi anlamda 2000'e yaklaşan bir konkordato sayısı var. Bu onların çalıştığı ev çevresiyle, interlandıyla beraber bu sayı çok ciddi insanı etkiliyor. Tabii. Ve bu maalesef şimdi, durmayacak. Tabii. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Bakana bakarsanız, bakan derken damat bakana bakarsanız, hedefler tutturuldu. Ya hedefler tutturuldu mu, yutturuldu mu? Orada benim bazı şüphelerim var. İsterseniz bir bakanı bir dinleyelim isterseniz. Tabii buyurun. Ne demiş? Her zaman saygım sonsuz. Seve seve dinleriz kendisini dinleyelim konuşursa. Dinleyelim kendilerini.
Kusura bakmayın yanlış bant girdi ama zaten bu da gündemimizdeydi. Buradan istersen bu devam edelim Murat. Yani bu daha güzel sen zaten bant. Buradan başlamaydı istemiştin. Evet. Dilediğin gibi oldu. Ya şöyle Bakan Park'ta yani gelmiş geçmiş tarım bakanları arasında benim en az sahiplendiğim, en az beğendiğim bakan, tarım bakanı maalesef kendisi çıktı. Yani ben daha önceki bakanlara hakikaten laf ederken onların hakkını yediğime inanıyorum. Şöyle ki bu bakanımız şöyle bir laf etti. Paramız var ki ithal ediyoruz. Ya güzel kardeşim yani Anadolu toprakları tarihte zeytinin ana vatanı olarak bilinir. Ve AKP iktidarında Türkiye ilk defa zeytin yağı ithal etti. Zeytin bile değil. Zeytin yağı ithal etti. Yani Türkiye'nin zeytin yağı ithal etmesi dükkanı kapayıp gitmesi anlamına geliyor. Anahtarları bırak git başkası alsın. Yani sen zeytinyağı, patatesi ithal ettik Suriye'den. Ya domatesi ithal ettik. Hani Rusya'ya domates satamıyoruz diye kriz vardı. Biz geçen gün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 25 bin ton salçalık domatesi ithal ettik. Ya patlıcanın geldiği fiyatı biliyorsunuz. Biberin geldiği fiyatı biliyorsunuz. Ya bunlar da Türkiye'de yetişmiyorsa Türkiye'de ne yetişir? Yani bakın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu yıl için Toprak Mahsulleri Ofisi'nden 1 milyon ton buğday, 700 bin ton mısır, 700 bin ton arpa, 100 bin ton pirinç, 100 bin ton bakliyat için gümrük tarifesi %0'a indirildi. Yani ithal et ve içeride sat. E şimdi bunu üretenler ne yapacak? Sen yurt dışından ithal. Çünkü işin ilginç tarafı yurt dışında, dünyada tarım fiyatları ucuzluyor. Çünkü yeni teknolojiler, yeni tohumlarla falan. Dünyada bizim gıda fiyatımız açıklandığına göre geçen seneden bugüne %25 artmış gıda. E bu gıdanın içinde et var, haliyle tahıl bakliyat var ve sebzeler var. Dünyada ucuzlayan tarım Türkiye'de nasıl oluyor da artıyor? Şöyle ki maalesef diyorum geçen seneye göre 2018 yılında 2017'ye göre tahıl ve sebze üretimi %5.8 düşmüş. Üzerine üstlük sebze üretimi %2.6 artmış. O da düşmüş pardon. Artan meyve üretimi o da %1'den bile az. Ya sen 81 milyonsun. Evet. 5 milyon mültecin var. Ama aslında belki de 6-7 bilmiyorsun. Çünkü bunun Afgan'ı var, Kaza var, Iraklısı var. Tabii öyle bakarsın. Yani 400 milyon tabii, şey. Tabii. E sen 40 şeyde ucuzsun diye 40 milyon turist ağırladın. Bu yıl 50 milyon bekliyorsun. E bu adamla aç aç Türkiye'de oturmayacaklar. Tabii. E bunlar tüketecekler. E şimdi sel, hortum, şu bu oldu. E sen bunları zaten göz önüne alman lazım. Hesaplarken illa %100 üreteceğim diye almazsın. Ya %20'de fire veririz diye alırsın. E tamam. Yani bu üretilenler hiçbir zaman Türkiye'ye yetmeyecek. Gıda enflasyonunun eğer Türkiye'de düştüğü gün TÜİK açıklarsa gıda enflasyonu düştü. Bilin ki yalandır. Çünkü dünyada bir de arz talep meselesi tabii. diye bir hikaye var. Senin arzın azsa senin turistin fazla geliyor. 6 milyon, 7 milyon sayısını tam bilemediğim mülteci de yemek yemek zorundaysa bu gıda fiyatı Türkiye'de düşmez. Sonra da gidip marketlere suç bulmayacaksın. Yani sen gidip pazarda diyorsun ki pazarda biz patlıcanı daha ucuz alıyoruz. İyi de pazar ne yapıyor? Sadece 100 lira, 150 lira masa parası ödüyor. Market ne yapıyor? Elektrik, su, çalışan üstüne üstlük vergi. Sen pazarcıdan vergi alabiliyor musun? Alamıyorsun. Alamıyorsun. E pazarcı ne yapıyor? O zaman biz bunları satmayız diyor. Aynısı nerede oldu? Venezuela'da oldu. Hükümet Chavez zamanında, yani Maduro'dan da önce, Chavez zamanında özel zabıta timleri kurdular. Bu zabıta timleri marketlere girip fiyatların artmasını engelliyordu. Bu fiyata satamazsın diyordu. Yani biz biraz de yaptık bunu. İşte biz de bu sene başladık. Evet. O önceden başladı. Evet. Peki bizim gideceğimiz yer neresi? Oradan örnek alıyorum. Venezuela'dan örnek alıyorum. Chavez bunu yaptığında üretim yavaş yavaş düşmeye başladı. Çünkü o fiyata satamazsa kar etmiyordu. Tıpkı bizim gelip biz patlıcan biber satmayacağız, başımız belaya girsin istemiyoruz. E bir de gümrükler sıfırlanmış, ithalat serbest, onunla rekabet etmesi de zor. Yani bir de haliyle üretici talep olmayınca üretmemeye başladı. Bugün Venezuela'da hiç sıfır tarım üretimi. Adamlar patates şampiyonuydu. Sanayi üretimi sıfır çünkü fiyat kontrolü var. İstediğini ürettin, istediğin fiyatı satamıyorsun. Senin maliyetin bu değil diyor. Bunun gideceği yer orası. Bakın aynısı nerede oldu? İlaçta oldu Türkiye'de. Şu anda doktora gidiyorsunuz. Reçete yazıyor size. Diyor ki aynı ilaçtan 5 tane yazıyor. Hangisini bulursan muadil. Muadil. 5 tane aynı isimli. Çünkü sen arayamayacağın için. Eczaneye soruyorsun bunun muadili var mı diye. Yok.
Türkiye'de ilaç çok ciddi sıkıntı. Şöyle gidip ucuz ilaçları, kremi, şusunu, busunu bulursun ama kanser ilaçları, ülser ilaçları çok ciddi ilaçlar. Yani cirosu en yüksek 100 ilaçtan 95'i Türkiye'de bulunmuyor. Yok. Niye? Şeyde pahalı ilaç bunlar. Ama işin kötüsü parasını versen de alamıyorsun. En kötüsü budur. Enflasyon bırak olsun ama hiç değilse parasını verince alabil. Sen parasını versen de ilaç alamıyorsun. Eczanelerde eczane depolarını suçluyorlar. Eczane depolarını ya adam şöyle 2.68 galiba eczacılara verilen euro kuru 2.68. 15 Şubat'ta bu yenilenecek. Evet. Şimdi yenilenince adam zarar ettiği şöyle yapılıyor. Yani Türkiye dakikadan çok ucuza verirsen diğer ülkeler Türkiye'ye örnek göstermeye başlıyor. Bu durumda senin en çok ciro yapan 100 ilacından 95'i yabancıysa abi, haliyle diğer ülke Türkiye'ye örnek göstermesin diye Türkiye pazarını gözden çıkartıyor adam. Sen gidip Türkiye'de ilaç üretmiyorsun bir kere. Yani Türkiye'de ürettiğin ilaç var mı? Var. Ham maddesi nereden? Dışarıdan. Doğru. Formülü nereden? Dışarıdan. Senin Ar-Ge'n var mı? Yok. Yani çok az var. Böyle olunca dikkat ederseniz bütün ilaç şirketleri Levent, o yol ilaç şirketi arsasıydı. Evet, evet. Şu anda hepsi AVM oldu. Ve ilaç şirketlerinin çoğu büyük oranda ilaç şirketi yabancılara devredildi. Şu anda Türkiye'de 3-5 tane Türk ilaç şirketi üreten doğru, büyük şirket kaldı. Şimdi senin elinde bir tutam ilaç şirketi var ve sen bunları desteklemiyorsun. Halbuki Türkiye kimyada ilaç olayında çok ciddi yerlere gidebilir devlet biraz desteklese. Ama devlet ilacın en büyük alıcısı. Bakmayız eczanede satılan 3-5 ilaca. En büyük alıcı devlet olunca, fiyatı devlet koyunca, üzerine de indirim isteyince yavaş yavaş ilaç bulamamaya başlarsın. Bunu doğru, tekrar sebzeye gelin. Yavaş yavaş sebze bulamamaya başlarsın. Çünkü adam niye satsın ki para kazanmadığı şeyi? Gider şehirde şansını dener. Şu anda köylere bakın genç yok. Niye? Adam babamın işini yapmam, para kazanmıyor. Ben babamın halini görüyorum, sefalet çekiyor. Çiftçi, sen çiftçine para kazanmıyor. Ayrıca köyler zaten boşaldı. Boşalır. Gençler çünkü şansını alışveriş merkezlerinde deniyor. Tabii. Ben burada hiç değilse standta durup bir şeyler satmaya çalışayım diyor. Çünkü adam dönüyor, babasını görüyor. Onun babasına bakıyor. Haliyle ben böyle olmak istemiyorum diyor. En kötü geliri böyle olurum diyor. Yani dünyada çiftçiler zengin insanlardır. Bakmayın yani Amerika'da, Hollanda'da çok ciddi büyük kuruluşlar girer. Ya bundan yıllar önce Koç, koskoca Türkiye'nin en büyük holdingi Koç et işine girdi. Evet. McDonald's et işine girdi. Ve ikisi de Koç bütün et işlerini devretti, Urfa'da, sattı. Urfa'da. Işte. Evet, çok ciddi. Atay'la beraber girdiler evet, hatta. Evet, evet. Çok ciddi şirket kurdular, hayvan aldılar. Yani kar görse niye bu adam durup dururken durdursun? Zarar etmese niye durup dururken satmaya çalışsın? McDonald's Türkiye'de et üretiyordu. Bütün Orta Doğu'ya Türkiye'den et gidecekti. McDonald's Türkiye'deki et üretimini durdurdu. Gitti diğer ülkelere kaydırdı. Türkiye'de ne üretiyorlar? Patates. Onları da kendileri harcıyor diye üretiyorlar. Yani belli ki tarımda çok ciddi yanlışlarımız var. Bu yanlışları söylüyoruz. Cevap olarak paramız var ki ithal ediyoruz diyorlar ya. Yani evet, en ilginç cevap da o. Ya paramız var ki ithal ediyoruz. Param varsa ithal et. Yani, yani bu neresinden tutulursa öyle saçma sapan bir laf ki. Arkadaş yani bu ne diyeceğimi bilemiyorum. Sana ne paran var? Senin paran değil o. Senin paran değil. Sen cebinden vermiyorsun o parayı. O para bizim vergilerimiz. Yani senin benden kesilen paralar yani kendi parası olarak görüyor ya. Yani bunu söyleyen bakan sanki cebinden para veriyor. Cebinden ne alırsan al. İstersen git yurt dışından Yunanistan'dan zeytin al. Bana ne? Sanki ama cebinden... sen gidip benim paramı harcarken param var ki. Senin paran değil güzel kardeşim o. Ama bunu anlayamıyorlar. Yani sonra da çok fazla da tabii kendini kaptırmamak lazım böyle durumlarda. Hayır, şimdi şöyle söylediğin doğru ama yani benden topladığın vergilerle paramız var. Bitti, para ne olacak? Ya senin paran değil zaten o, sen kimsin? Sen sadece sana verilen bütçeyi yöneteceksin, o da benim vergim. Verdim. Ya benim param bana açıklama ihtiyacı duymuyor. Ya bunu niye ithal ettin kardeşim? Senin arpan yok muydu? Arpamız az mı geldi? Hayır, ithal ederim. Sana ne, benim param var ki ithal ediyorum. Yok ya. Ama işte eti fazla ithal ettiler. Sonra müşteri aradılar. Ya o daha büyük rezalet ya. 3 tane çapma toplama yapmayı bilen insan yok mu şu yok Tarım mu? Bakanlığında ya? Ya bu kadar rezil olur mu bir ülke ya? Yani sen fazla ithal ediyorsun. Ya biz fazla ithal edip sonra ihraç etmeye çalışıyoruz. Kim alır senin 3. el etini? Dünyada kaç ülke ithal ediyor? Ya rezalet ne? Dünyanın en çok eti ithal eden 1. ülkesi Amerika Birleşik Devletleri.
Giderseniz zaten porsiyonlar böyle dinozor büyüklüğünde, tabağı büyüklüğünde. İkinci ülke Türkiye. Güzel kardeşim, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra sen niye dünyanın en çok ithal eden ülkesisin ya? Ya Uruguay'dan et ithal ediyoruz. Uruguay meclisi toplandı. Meclis dedi ki Türkiye'ye istediği kadar et, sınırsız et veremeyiz. Türkiye'ye bir kota koyalım. Çünkü ne versek satın alıyorlar. Uruguay'ın da bir planlaması var. Macaristan. Mecliste Türkiye'ye et satışı konuşuldu. Ya bundan fazla et satmayalım. Çünkü bu adamlar ne varsa satın alıyorlar. İthal et. Etin fiyatı hala belli. Kim et yiyor ya? Yılda kaç kilo etiyorsun? Ne yapacağız? Bunları toplayıp dünyada et kara borsacılığı mı yapacağız? Tarımı tamamen herhalde et, sebze, patates falan diye ayırmak lazım. Çünkü tek başına belli ki ağır geliyor. Yani bir ya hani beğenmedikleri eski Türkiye var ya, beğenmedikleri eski Türkiye'de her türlü tarım kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Evet. Ya şu anda gerçekten can acıtıyor. Yani marketler can acıtıyor. Pazara gitsen can acıtmıyor. Pazarda da al bakayım 2 kilo aynı şeyden can acıtıyor. Sonra Türkiye, ülkede patlıcan yetişmiyor. Ya soğan ithal ediyoruz. Soğan dediğin balkona koy, unut filizlenir. Yani evet. Dünyanın taşa koy, Mars'ta yetişir ya. Mars'ta patates yetiştiriyordu adam filmde. Yani filmde en kolay ne yetişir diye düşünüyordu. Patates parçası bulup patates. Biz patates ithal ediyoruz ya Suriye'den ya. Hem yani olabilir mi? Bu yani sonra da bunu bana gelsin birisi anlatsın. Dünya gücüyüz diyen ülke soğan patatese düşer mi? Patlıcan için gidip marketleri kontrol eder mi? Ya adamların derdi uzaya çıkmak, bizim derdimiz marketlerdeki patlıcan fiyatı ya. Ve arz talep dengesi bu. Yani sen buna karışamazsın. Yani şimdi şöyle mesela çok ünlü markalardan düşün. Yani Bodrum'da atıyorum bir otel lahmacunu 60 liraya satıyor. Evet. Sen gidip 60 liraya satma diyebilir misin? Alıcısı varsa satar. Patlıcanı da oradan almak istiyorsa adam pahalıya oradan alır. Yani serbest piyasa ekonomisini eğer parçalarsan sonuçta dönüp dolaşıp bu sana maalesef. Peki bir de şöyle bir şey var. Efendim kendileri söylüyorlar, siyasetçiler söylüyorlar. Efendim Antalya'da 2,5 lira burada geliyor 15 lira oluyor. Kim kontrol edecek? Sen kontrol edeceksin. Niye yakınıyorsun? Antalya'dan oraya nasıl geliyor? Senin kaç liralık mazotunla geliyor? Kolay mı? Adam da kâr edecek. Aracı da kâr edecek. Yani şimdi ilk çiftçiyi suçladılar. Çiftçi pahalıya satıyor ürünü falan. Baktılar çiftçi zaten aç. Adam çiftçi, herkes çiftçiliği bırakıyor. Sonra aracıları suçladılar. Hal yazısı sanki çok kolaymış gibi. Hal yazısını değiştireceğiz. Her şeyi halledeceğiz. 6 aydır niye halledemiyorsun? Çünkü iş hal yasasıyla bitmiyor. Yalan söylüyorlar. Hal yasası çözüm olsa zaten 50 kere çıkmıştı. Tabii. Ya sinemacılar patlamış mısır hikayesini kaç ayda? 20 günde tamamlandı değil mi? Kanun çıktı. Bir anda sinemacılara kanun çıkardılar. Türkiye'nin kanayan yarası hal yasasını 6 aydır çıkartamadılar. Demek ki o kadar kolay değilmiş. Demek ki hikaye 20 günde sen yasa çıkartabiliyorsan haliyle 6 aydır duran hal yasasını niye çıkartamıyorsun? Demek ki hikaye hallerde de, halcide de bitmiyormuş. Aracıda da bitmiyormuş. Toptancıda da bitmiyormuş. Depocuda da bitmiyormuş. Hikaye senin kötü yönetmenmiş. Yani bunların hepsi suçluysa en son artık kim geliyor? Ben yapamıyorum diyeceksin. Yapamıyorsun çünkü. Ya bizde yani siyasi sorumluluk almak diye bir şey yok. Yani geçmişte de yoktu. Bugün de yok. Hiç kimsenin suçu yok. Ya biriniz de ben suçluyum de ithal futbolcu getiriyor muyuz? Ya ithal Tarım Bakanı getirelim Hollanda'dan. Yani parası neyse verelim. Ya belli ki yapamıyoruz. Yani 20 tane Tarım Bakanı geldi değişti. Durum bu. Yani Türkiye bitik durumda. Senin nüfusun artıyor. Senin mültecin artıyor. Senin turistin artıyor ki bu güzel şey. Ama senin tarım üretimin düşüyor ya. 18 liraya da kuru fasulye var. 40 liraya da kuru fasulye var. Yani, ama onun 18'in altında zannetmiyorum yok. Ya bak marketlere suç buluyorlar. Borsada 4 tane market halka açık. Bunların isimleri baksınlar. Migros, Carrefour, Şok ve BİM. İsim vermeyeyim. İki tanesi kallavi zararda. Yani çok kâr ediyorlar ya. İki tane market zincirinin bilançolarına baksınlar 9 aylık zarardalar. Bunlardan biri geçen sene %17 kâr marjıyla çalışmış. Bu sene %17 kâr marjıyla çalışmış. Enflasyon kaç? %20. Aslında reel olarak zararda. Kâr marjını sadece %17 arttırmış. Bir tanesi ucu ucuna kârda. O da zaten yeni halka açılmış. Yani marketlerin hali ortada, kâr etmiyorlar. Peki en büyüyen en ucuz satan mı? Efendim? En büyüyen en ucuz satan mı? En hızlı büyüyenler en ucuz satanlar ama onların da manav reyonuna gidin. Yani şu masadan daha küçük.
5 tane orada, 10 tane orada. Onlar zaten sebze işine çok girmiyorlar. Çünkü sebze işinde çok kâr olmadığını biliyorlar. Tabii. Ve diğer ürünlerden parayı kazanmaya çalışıyorlar. Yani bana gidip de o ucuzluk marketlerinin sebze ürünlerine bakın, hiçbir şey olmadığını görürsünüz. Ve zarar eden şirketlerin sebze reyonlarına bakın, ayrı metrekare değer ayırdığını görürsünüz. Çünkü sebze para kazandırmıyor Türkiye'de. Senin istediğin fiyata satamıyorsun. Zaten adamlar çok ciddi satmıyor. Yani gidip de tarlada 1 lira, markette 20 lira goy goyunu vazgeçeceksin. Tarlada 1 lira falan değil o. 1 liraya adam artık ölmemek için elindeki malı satıyor. Yani kimse almadığı için. Ya çöpe dökeceğimi 1 liraya satayım diyor. Eskiden bizde en çok konuşulan şey şuydu. Çok ürün olduğunda toplatmaya yetmeyecek satış paramız derlerdi. Yani evet. Orada portakallar yerlerde yatıyor. Al topla götür diyor adam. Ya çiftçilik karlı değil. İnsanlar niye çiftçilik yapsın? Çiftçi sayısı azaldıkça, verimler azaldıkça sen en verimli meralarını, hayvanların otlayacağı yerlerini TOKİ'ye verdin, apartman yaptırdın. Evet. Sen şimdi Türkiye'de et ucuzlayacak mı diyorsun? Niye Türkiye'de et ucuzlasın? Yani o adamın gideri zaten karına yetmiyor. Bakın, Trakya bölgesinde hayvan kesimi için sıra var. Yani ben hayvan kesime yollamak istiyorum. Kesime yollamak istiyorum. Bana 30 gün sonra sıra veriyorlar. Ve kesilen hayvanların parasını da hükümet 50 gündür ödemiyor. Bana değil, çiftçilere sorun. Ben de internette okudum. Yani kendimi atmıyorum. Gidip Trakya bölgesine gidip bakmıştım. Yok, internette 50 gündür çiftçilerin, hayvanı kesilenlerin parasının, hayvanların parası ödenmiyor. Niye ödenmiyor? Daha geçen gün Merkez Bankası 33 milyar liralık karını Nisan'da ödeyecekti biliyorsunuz. Nisan'da ödemesi gereken 33 milyarlık karın genel kurulu öne çekilip hazineye 33 milyar lira para devretti. Ne oldu bu para? Bir anda bakıyorsunuz, yol yapan müteahhitlerin borçları ödendi. Niye? Seçim öncesi. Seçim öncesi onlara paralarını ödenecek ki, onlar da reklamlarını verecek ki, o para böyle böyle dağılacak ki, o para oya tahvil edecek. Niye Nisan'a kadar dayanamıyor? Eğer sen Nisan'a kadar dayanamıyorsan zaten çok ciddi sorun vardır. Yani gidip de 3 ay sonra dünyanın her yerinde Mart'ta genel kurul kararı alır, Nisan'da temettü ödemeleri başlar. Yani Türkiye'de yıllardır... Ki zaten müteahhitlerin dış borçları da hazine garantisi altında. Demek ki müteahhitlerin de parasını ödememişsin. Yani adamlara da haksızlık etmeyelim. Yani bugün Osman Gazi Köprüsü'nü satmaya çalışıyorlar. Osman Gazi Köprüsü çok ciddi, kar eden bir köprü. Yani geçiş garantisi var, geçmese bile dolar bazında alıyor. Bir insan Osman Gazi Köprüsü gibi altın yumurtlayan tavuğu niye satmak için? En azından zemin yoklar. Hatta geçmeyen olsa bile bizden alıyor. Evet. Yani bu adamın zarar etmesine imkan yok. Niye diye toplar? Çek kırdırmak gibi. Yani benim değerli bir şeyim var. İleride para yiyecek ama bana para şimdi lazım. İleriye kadar gitmez bu hikaye. Bana para şimdi lazım. O yüzden ben satmak için uluslararası bulurlar mı? Ben olsam, param olsa hemen alayım Osman Gazi'ye. Dünyanın en karlı yatırımı. Ama sen satmak için para istiyorsan çok acil paraya ihtiyacın vardır. Bu evdeki altınları bozdurmak gibi. Yani bunu yapan şirketler de çok ciddi, evet, büyük şirketler. Yani sonuçta... Peki işletme hatası var mı? Diyelim ki sen aldın Osman Gazi Köprüsü'nü. Ah, keşke. Kâra geçirir misin? Osman Gazi'den hiçbir zaman zararda olmadı ki. Hayır, şöyle. Hiçbir şeye gerek kalmadan. Yani diyelim ki 130 liralık geçiş fiyatını 50 lira yaparım. Ya da 30, niye, 40 lira, 60 lira yaparım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben paramı alıyorum sistem zaten. Sistem kurulmuş zaten diyorsunuz. Sistem kurulmuş. Geçse de geçmese de ben devletten paramı alacak mıyım? Alacağım. Ama işte benim aklıma gelen, acaba otoyolculara, hani bu yapanlara Merkez Bankası'ndan çektikleri paralarla çok ciddi para ödediler ya. Evet. Bunların hak edişleri ödenmiyor. Adamlar ya bu ileride daha büyük sorun olur. Biz şunu ufaktan satalım mı diye düşünüyor da olabilirler. Çünkü Osman Gazi Köprüsü bildiğin altın gerdanlık. Yani sana para kazandırmamasına imkan yok. Ve şöyle anlatayım. 2018'de birinci köprü, ikinci köprü, TEM, bütün paralı yollardan geçen para toplamı 1.8 milyar lira Türkiye gelir elde etmiş. Osman Gazi'ye geçen sene ödenecek mi? Geçen sene için ödenecek para 2.4 milyar lira. Yani bütün geçen paraları topla Gazi'lerden, yap işte devlette bir şirketin tamamını ödeyeme Osman Gazi'nin. Üstelik bir de öyle bir ayrıntı var ki orada, araç geçiş sayısı azalmasına rağmen gelir artmış. Ya gelir artar, zaten devlet çoğunu sübvanse ediyor. Bir de öyle bir anlaşma yapılmış ki hem dolar üzerinden, yetmiyor dolar üzerinden, üstüne Amerika'nın enflasyonu ekleniyor o dolara bir de.
Yani Amerika'da enflasyon %10 olsa sırf Amerika üzülmeyecek, biz de üzüleceğiz. Çünkü Osman Gazi Köprüsü'nün şey hikayesi o. Mesela bundan işte gelecek hafta falan Avrasya Tüneli'ni kapıyorlar. Bakım ve onarım çalışmaları için. Fark etmez ki adamlar için. İsterse hiç geçmesin. Yani sonuçta parasını ödeyecek misin? Ödeyeceksin. Hastanede hastalanmışsın. Fark eder mi? Parasını ödeyecek misin? Evet. Ödeyeceksin. Ya yap işlet devret modelinde Türkiye'nin ne ödediği belli değil. Ya hastaneye, kimlere ne ödediği belli değil. Şu çok ilginç. Hastaneye hasta garantisi verilir mi? Ya şaka gibi değil mi? Yani ya dünyanın... Ya, bunu, ya böyle bir şey yani... Ya bunun, beynimizi zorluyor. Bunun böyle. Benzerini İngiltere yaptı. Zaten biz İngiltere'de aldık. Kendi şeyimiz değil. İngiltere hastanelerini yap işlet devretle yapmaya başladı. Üçüncü hastanede bıraktılar. Dediler bu işin kar etme şansı yok. Biz aynı sistemi koşarak gidip aldık ve İngiltere'nin 5 katı fazla hastane yaptık. Yani peki İngiltere'ye sormak lazım. Güzel kardeşim sen niye bıraktın değil mi? Yaparken bir sor. Ama yani bir insan vatandaş hasta olsun diye dua eder mi? Cebinden parayı devirmek için etmek zorunda inşallah. Yani inşallah mikrop yaymazlar ortalığı hastanelerde olsun diye ya. Hastanelerde olsun ve para ödensin. Ya ilaç yok diyorum. Hastaneler dolmazsa, dolsa da hasta olsan bari hastaneye git bir gece kal anasını satayım. Dolsa da dolmasa da parasını ödeyeceksin zaten. Yani yap işlet devlet hastanesi. Gar, yine yap işlet devlet. Limandan yap işlet ama devlet. Ama zaten elektrik. Şöyle de bir şey var. Çok ilginç. Katkı payı da giderek artmaya başladı. Ya o benim başıma geldi geçen hafta ya. Şöyle, ya benim bildiğim acile gidince bedava diyorlardı değil mi? Evet. Acile gittim şeyde. Ya dedim işte acile geldim ağrım var falan. Tamam dediler bir şey yaptılar. Ultrason yaptılar. Üstüne iki iğne bir tane şey verdiler. Ağrı dindi falan. Çıkarken 1200 lira dediler. Dedim baba dedim bedava değil mi bu dedim. Şeyde acile geldim ben dedim. Üstüne üstlük SGK'm da var dedim. SGK'nız olmasa 2500 liraydı. Ama 1200 lira indiriyor. Faturası var. İsteyen devlet bir mümkün. Buyursun hastaneler bedava diyen herhangi bir arkadaşa göstereyim. Ali Tezer'in uyarısı var. Faturanızı alın ve faturanızı götürün. Çatır çatır ödemeye mecburlar. Beni hastaneden bırakmayacaklar. Mecbur ödedim dedim. Yani ne yapacak adam? Adama kimliğimi vermişim girerken. Yani kimliğimi mi vermeyecek geri? Mecbur hani bedavaydı dedim. 1200 lira dediler. Bir dakika bir telefon etmem lazım dedim. Sağa sola telefon. 1200 lirayı ödedik. Eyvallah sorun yok ama bir de hastaneye gider miyim? Yani hayır devlet hastanesi değildi en yakın hastaneydi yani özel bir hastaneydi. Belki devlet hastanesi bedavadır. Bakın bizim bir yakınımız hastalandı daha doğrusu kaza geçirdi. İstanbul'un en pahalı hastanelerinden birine gidildi. 10 gün yattı 5 kuruş para ödemeden çıkıldı. Çünkü 112 acil ambulans da geldiği için. Evet. Çünkü orada sizin seçme şansınız yok. 112 acil ambulans getiriyor o zaman... Tamam. Bana ama dediler. Siz başka türlü bir acil. Burası acil dedim. 112 ile gelseniz bedavaydı dediler. Aklınızda bulunsun sayın izleyiciler. Eğer hastaysanız bile 112'yi çağırın. 112 ile hastaneye gidin. 112, benim durumuma düşmeyin. 112'ye 1000 lira verin. Yani gerekirse ameliyatı bedava olun yani. Yani sakın 112'siz acile gitmesinler. Çünkü benimki yeşil alana giriyormuş benim hastalığım. Yani yeşil alan eyvallah iki sarıp sarmalayıp seni yollayacaklar anlamına geliyor. Hakikaten beni iki sardılar sarmadılar pamuklara sardılar yolladılar 1200 lira aldılar. Yani şaka gibi ya. Yani ben anlamadım bu işi. Hani hastaneler bedavaydı ben olayı bilmiyormuşum. Bundan sonra direkt elim 112'de. 112'de. Tabii, aha 112 ile giderim yani 112 gelirse bedavaymış bana de öyle uyardılar orada. Ama 112 seni de İstinye Devlet Hastanesi'ne götürür. Hiç fark etmez. Ya İstinye hepsi doktor değil mi ya? Bana beni Türk hekimlerine emanet etsin yeter. Gerisini beni ilgilendirmiyor yani. Ya şimdi tabii gülüyoruz şaka gibi geliyor ama giderek de bize düşen şey artmaya başlıyor. Pay artmaya başlıyor. Yani sadece özelleştirmelerin açığını kapatmak gibi değil. Şimdi hastanelerin açığını kapatmak da söz konusu oluyor. Ya bu yap işlet devletten ne kadar ödeyeceğimizi kimse bilmiyoruz. Bunlar ticari sır. Tabii. İnsan tabii, açıklar tabii, değil mi? Biz tabii. Şu anda 117 tane yap işlet devlet, 500 tane yap işlet devlet yapıyoruz. Buna bu kadar, buna bu kadar, buna bu kadar ödeyeceğiz. 22 yılda şu kadar para ödeyeceğiz. Hesapla. Yok. Tabii. Ama... Şeffaf ülkeye bak. Hiçbir şey bilmiyoruz. Şeffaf ülke nasıl olur? Bu hastaneleri kaç lira ödeyeceğiz biz? Bilen var mı? Bir kişi yok. Değil. Gizli. Yok. Ticari sır. Ya benim paramla ticari sır olur mu? Devletin parasını ben veriyorum. Benim vergimden kesiyorsun. Bismillah diyorum oturuyorum. Sen vergili olarak hop diye benim paramı kesiyorsun. Sonra benim paramı nereye harcadım diyorum. Ticari sır. Sonra
geldi güven. Ben güvenemiyorum. Çünkü benim paramı nereye harcadığımı bilmiyorum. Belki benim paramla arpa ithal edildi. Belki benim paramın bir kısmı TRT'ye gitti. Orada Ertuğrul'un atı beslendi. Belki benim param herhangi tabii, bir yere, tabii. belediyeye verdiğim param veya belediyeler zararda değilmiş. İşte geçen gün öğrendim. Vakıflara para dağıtıyorlarmış. Vakıflara para dağıtıyorlarmış. Ya çocuklar onlarla ilgili slaytlar vardı. Onları gösterebilir miyiz? Onlarla ilgili rezaletler var. Slayt olur mu ya? Yani İspark'ın zarar ettiği bir ülkeden bahsediyoruz arkadaş ya. İspark'ın gideri nedir? Sarı montlar ki sarılar artık tehlikeli. Sarı da giydirmezler evet, hakkında. Evet. Onları da turuncuya çevirmezlerse ben hiçbir şey bilmiyorum. İki tane yol fosforlu çizgisi. Bir tane eldeki alet. Hadi onun yazılımı vardır. Ve İspark zarar ediyor. Ya bütün kaldırımları sana vermiş. Ama dikkat edersen bak benim çok ilgincimi çekiyor. İlgincimi çekiyor dedi. İğrenç bir Türkçe kullandım. İlgini çekti, ilgimi çekiyor. Tamam. Yani her türlü borcun olsun 5 dakika sonra kapıya dayanırlar. İspark'a borcun olsun 2 yıl ödeme hiç kimse bir şey yapmıyor. Ne İspark sana ne dava açıyor. Bu arabayı sattığında falan çıkıyormuş ortaya. Hayır. Orada da, o zaman da mı çıkmadı? İspark borcu çıkmıyor. Her türlü borcu Hayır, çıkıyor. Hayır onunla ilgili şöyle bir şey vardı. Bir mahkeme kararı var. E o zaman kimse ödemesin. Kek miyiz biz? E tabii. Bir dönem öyleydi. Dediler ki herkese ödemeyin boşuna. Çünkü haksız alındığı mahkeme kararıyla kesinleşti. Geliyor. Abi diyor burada 64 lira borcum varmış. Şimdi mi ödersin diyor. Yok diyorum ben 7 lira vereyim bir saat kalacağım diyorum. Veriyorum 64 lira borç. O 64 lira borç ben bildim bileli 1,5 yıldır var. Gece Boğaz'daki lokantalardan çıktığın zaman da ya burası devletin yeri ben oraya arabayı bıraktım de hadi. Yani. Kırsınlar evet. kolunu bacağını. tabii tabii. O kadara girmeyeceksin. Yani o gidip. Yani İspark'ı o yüzden ben bak İspark'ı destekliyorum. Hakikaten olmalı. Ama İspark'ın zarar etmemesi olmamalı. Sonra bir bakıyorsun İstanbul Büyükşehir Belediye futbol takımına sponsor olmuş. Güzel kardeşim sen zarardasın. Nasıl sponsor oluyorsun? İstanbul Belediyesi sponsor olmuş Okçuluk Vakfı'na. Arda Turan'a Halk Ekmeği'nin bütçesinden para ödendiği söyleniyor. Söyleniyor ama yani doğru mu yalan mı onu da tam bilmiyoruz. Niye bilemiyoruz? Şimdi her şey gizli. Her evet. şey gizli. Yani sadece örtülü ödenek değil gizli olan. Bizim paralar sadece nereye harcanıyor? Sadece varlık fonu değil gizli olan. Her şey gizli. Sonra neymiş? Depocular gidip de soğanları saklıyorlarmış. Güzel kardeşim sen parayı nereye harcadığını bilmiyoruz ki. Nereden biliyorsun? Evet. Bu ülkede çok ciddi vergi toplanıyor. Çok ciddi. Herkesten para toplanıyor. Çok ciddi gelirleri var. Özelleştirme gelirleri var. Ya en basitinden Suriyeliler 35 milyar dolar harcadık diye 2 gün önce Sayın evet. Cumhurbaşkanımız evet. lafı söyledi. 35 milyar dolar 4 milyon Suriyeli'yi ülkelerine yollayacakmışız. Ve bugüne kadar da 35 milyar dolar harcamışız. 1. 4 milyon Suriye'yi biz nereye yollayacağız? Hangi ülkelerine giderler mi? Giderler. Zorla mı alıp koyacağız? Yani sen bu adamlara oy verdirmeye başladın 50 küsur binle. Üst, yani Afganlar var, şeyler var. Peki sen 35 milyar doları nereye harcadın? Bakın Avrupa Birliği bize hani 3 milyar euro söz verdi ödemiyor diyor ya. Niye ödemediğini kimseye de söylemiyor. Avrupa Birliği 3 milyar euro evet. ihtiyacı mı? Hayır. Evet. Avrupa Birliği diyor ki sen ödediğin yani yaptığın yatırımları Suriyelilere ben şunu şunu yaptım diyor. Bana faturalandır göster ben onun sana parasını yollayayım diyor. Bizde ne fatura var ne herhangi bir plan var. Biz 35 milyar dolar para harcamışız. Nereye harcadığımızı bilen yok. Bir de şöyle bir tarafı var olayın. 2011'den bu yana, 2019 8 yıl. 35 milyar dolar para harcamışız. Nereye harcamışız? Binlerce insan ölmüş. Yüz binlerce insan ölmüş. Ya o Suriyelilerde 35 milyar dolar harcamış gibi tip var mı? Perişanlık yaşanmış ama hala başladığımız noktaya geri döndük. Ya Türkiye'de toplam 26 tane kamp var. Yani Suriyelilerin geldiği. Ve burada 260 bin kişi yaşıyor. Akıl alır gibi değil. Ve biz bunlara para harcıyoruzdur. Yemek falan dağıtıyor. Eyvallah. Ama Türkiye'de kaç milyon Suriyeli var bilmiyoruz ki. Yani 35 milyar doların harcanmış olması mümkün değil mi? Mümkün değil. 35 milyar dolar çok... Çünkü Almanya'dan o 3 milyar dolar avro için neler yapılmıştı? Demek ki 3 milyar avro o kadar büyük rakam ki 35 milyar doların yanında. Yani 35 milyar... Niye laf ettik, neye uğraştık o zaman o 3 milyar Amerika, avro için? Amerika, Meksika'ya... duvar örüyor. Meksika'ya duvar örüyor ki Meksikalılar geçmesin. İşte oradan uyuşturucu ticareti falan. Ya duvarın maliyeti 9,5 milyar dolar. Bütün sınırdaki maliyet. Ya benzer duvarı biz de örüyoruz.
Ördük hatta. Evet, maliyeti hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ama orada kongreden geçmediği için hükümet kapandı, şu bu sorunlar oldu. Biz de duvar örüyoruz, tam örmeliysek örelim. Ama maliyetini bilmiyoruz. 35 milyar dolar nereye harcanmış olabilir? Herkese, her aileyi 4 kişi sayalım. 4 milyon kişi, 1 milyon aile var. Evet. 1 milyon aile. Bugün basit inşaatta 100 metrekareye, ki 4 kişilik aileye ferah ferah yeter, yaklaşık 100 bin lira basit inşaatla. Yani sen basit inşaat yapacaksın, gidip adama köşk yapmayacaksın. Başını sokacağı diye. Evet, yani 100 bin lira ve 4, yani 100 bin lira 1 milyon kişiyle çarp, yaklaşık ne ediyor? Dolarla çarparsa kaç? 7-8 milyar dolar ediyor yaklaşık. Değil mi? Yani 35 milyar dolardan bahsediyoruz. Ne yaptın başka bu parayı? Yok, 35 milyar dolar harcadık mı? Harcadık. Yani ister inan ister inanma diyor. Ya işte o yüzden Avrupa parayı yollamıyor. Ha. Biz 35 milyar doları harcadık. Lakin şuraya harcadık. Yok. Yok. Yani yok. O yüzden sorun orada. Bu adamlar madem burada duracak, biz harcamaya devam edeceksek gitmezler ki artık. Yani ciddi ciddi iş yeri kurmuş durumdalar. Tabii yani tabii. Ben tabii. Mesela hastaneye gittim, 1200 lira ödedim diyorum ya. Suriyeli kardeşim benim gidince 5 kuruş ödemeden çıkıyor. İster SGK'sı olsun, ben Suriyeli'yim deyince kartı gösterince ödemiyor. Benden alıyor ama. Ya ben 112 ile gitmek zorundayım. O yürüyüp gitmek zorunda. Ya Sayın İçişleri Bakanı Soylu'nun kendi demeci var. Bakın ne diyor. Benim ülkemde 380 bin Suriyeli çocuk doğdu diyor. Ya sen ne ara geldin dedi. 380 bin. Yani bizzat devletin İçişleri Bakanı'nın değil, 380 bin çocuk doğurmuş. Anadolu'da ortalama bir şehirden daha büyük. Ya 380 bin. Ya şöyle söyleyeyim peki, nüfus. Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. Tamam. Dünyada 110 tane ülkenin nüfusu 5 milyon kişiden az. Yani evet. Biz işte hangi Hırvatistan, Uruguay, Moğolistan, bilemediğin Yeni Zelanda, İrlanda, bunların bütün halkını kendi ülkemize alıp topraklarını müteahhite verip inşaat işine girerdik ya. Yani 110 ülkeyi biz içimizde barındıracak kadar, her birini içimizde barındıracak kadar Suriyeli mülteci var. Sırf o da yok. Sokaklar Afgan dolu, Iraklı dolu. Yani hadi Türkmenler de, benden, Türkmenler tabii, gelsin kalsın. Bir de ucuz iş gücü olarak şeyi, dengeleri bozuyorlar. Tabii bozacaklar. Bu adamlar hiçbir sosyal hak aramıyorlar. Bu adamlar para kazanmak zorundalar. Tabii. Ne yapacaklar? Sen 2020 lira veriyorsan 1500 liraya, üstüne vergisi yok. Üstüne istediğin zaman çıkartınca tazminatı yok. Kovdum seni deyince gidiyor. Gidiyor. Sen şunu yap deyince çalışma saati yok. Hiçbir hakkı yok. Sen 1500-1600 liraya, ki çok iyimserim ben, 1000 liraya çalışanlar da var. Yani 1500-1600 liraya doğru. Ben de olsam, batıyorsam Suriyeli işçi çalıştırırım. Kimse de niye Suriyeli çalıştırsın diyor mu? Yani bugüne kadar herhangi bir vergiden gelip sen Suriye'den işçi çalışıyorsun diye denilen bir şirket olmuş mu? Yok, yok canım, o konularda hiç öyle bir denetim menetim de yok. Ya Suriyeli adam gidiyor, bakkalın yanına kendi bakkal açıyor. Ne ruhsat almasına gerek var, tabii, ne vergi vermesine gerek var. Gidiyor kendi hemşerisini çalıştırıyor. Yandaki bakkaldan daha çok kazanıyor. Okul bedava, üniversitede kontenjan var. Ama sana hastane bedava. Rakip oluyor. Yani tabii, senin bakkalına rakip oluyor. Sen esnaf bakkalını kapıyor mecburen. Suriye'nin çünkü hiçbir gideri yok ki. Ne yapsa daha ucuza satar rakip senden. Rakip de değil aslında, daha da ötesi. Yani bizim işimizi elimizden alıyor. Yani 380 bin. Haklarımızı elimizden alıyor. İnanılmaz rakamlar. Yani 4 milyon Suriyeli'yi, bakın iki seçim önce 4 milyon Suriyeli'yi evine yolluyorduk. Geçen Haziran seçiminde hatta haber kanallarında işte otobüsleri doldular, evlerine gittiler deyip iki tane Suriyeli aile koymuşlar. Onları Afrin'e götürüyorlar. Bakın geri dönüş başladı diyorlar. Ya 4 milyon kişiden bahsediyoruz. Otobüsle 4 kişi 4 kişi gitseler 100 yıl sürer. Tabii. O birkaç yıl önce Almanya'nın yaptığını hatırlıyor musun? Bayram tatilinde Suriye'ye gitmişlerdi. Dönüşte Almanya onları almadı. Onlar da Türkiye'ye yani geldiler ki, ne yapsınlar? Ama gerekçeleri ilginçti. Yani bayram tatili kutlanacak kadar bir özgürlük ya da ne bileyim işte güven ortamı varsa Suriye'de, o zaman gidin kendi ülkenizde yaşayın. Ya bizim Suriye en baştan beri stratejimiz o kadar yanlış ki, o kadar büyük paralara mal oldu ki. Ve bundan sonraki stratejimiz inşallah iyi olur ama orada bir ara bataklığa girdik artık. Yani siz Rusya'ya da güvenmeyin, Amerika'ya da güvenmeyin. Yani aslında en güzel yapılacak şey, ya tamam Esad öylesin böylesin ama konuşalım, şu insanları al, bunları ben kontrol edeceğim falan demek herhalde. Yalnız son Putin'le yapılan zirveden sonra iş oraya doğru gidiyor. Ya önce bir, oraya doğru sanıyorum gitmesi alt lazım. Düzeyde görüşmelerle başlanacak.
belki ya bu aracıyla falan görüşecek. Kardeşimiz değil miydi? Kardeşim Esad diye seviyorduk. Bir anda düşmanımız oldu ama bize haber vermediler ki. Ben 2 yıl sonra öğrendim bunu. Son bayram tatilinde sanıyorum Bodrum'da birliktelerdi. Ailece tatil yapmışlardı bayram tatilini. Hakikaten ticaretimiz artmıştı. Evet. Gaziantep'i git geliyor, sınırlar açılmıştı. Ama bizimkiler bir sonraki bayram namazını Şam'da kılmaya kalktılar. Biz hala Şam'ın yarısını göremedik. Yani. Ve düşünebiliyor musun? Şam'da kayısı. Evet, evet, evet. Hayır, böyle bir kavga var şimdi. Diyorlar ki işte Suriye alt üst oldu, Suriye'de savaş var, şu var, var. Ya Suriyeliler geçen 10 gün önce Avustralya ile Asya Kupası maçı oynadılar Şam'da. Milli maç oynanıyor. Ya şey yazın Laskiye'de, plajlar doluydu. Dünyada Suriye dediğiniz ülke aslında çok kötü bir ülke değil. Bakın Suriye'nin 3 tane kozmonotu vardır. Bunlar uzaya çıktılar 3 evet. tanesine. Almanya bunların 2 tanesini kaptı. Emekli olanı bize bıraktı. Emekli olan arkadaş da diyor ki ben Almanya çağırdı gitmedim. Türkiye'de çok mutluyum. Yani 3 tane kozmonot. Ya düşünün savaştaki Suriye savaştan önce de çok bir altlıydı. Ama adamların 3 tane kozmonotu evet. var. Türkiye'nin bir tane ne astronotu? Ne kozmonotu var? Ya biz bilimde neredeyiz? Yani biz patlıcanı falan tartışıyoruz. Yani uzay 100 günlük hedeflerde uzay ajansı açma hedefimiz vardı. Açtık. Ya Amerika NASA'yı kaçta? 1958'de kurdu. Ve ondan sonra devamlı uzaya Haiti'li bile gönderdiler. Papua Yeni Gine'li gönderdiler. Avustralyalı, İtalyan gönderdiler, Fransız gönderdiler. Bir tane Türk göndermediler. Rusya bütün Doğu Blok ülkelerini gönderdi. Vietnamlı kozmonot var uzaya çıkmış. Ama ben saklamıştım. Bilseydim buna geleceğini gazete manşetleri vardı. Uzay gücü olduk diye. Ben de bilmiyordum buna geleceğimi. Nereden konu açıldı? Yani uzay gücü olduk diye manşetler atıldı. Ya biz ve sonra işte sıkışınca bakın hiç kimseye muhtaç olmadan kendi silahlarımızı yapıyoruz diye gazetelere fotoğraflar koydular. O projelerin hiçbiri tamamlanmış değildi. Ya gururluyuz, güçlüyüz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Yani Türkiye'nin hala bir uzay astronot gönderememesi nasıl bir çelişkidir? Kaç ülke göndermiş? 80'e yakın ülke gönderdi bildiğim kadarıyla ama atıyorum 60 olsun. Yani 1958'de kurulan NASA herkesi davetle uzaya çıkartıyor. Rusya herkesi davetle uzaya çıkartıyor. Türkiye'den bir tane adam bulamadılar mı? Ya bir tane Çinli gitti, Çinli. Vietnamlı gitti, Koreli gitti, kaç tane Japon gitti, İtalyan gitti. Bırakın Afrika kıtasından bir sürü ülke gitti. Papua Yeni Gine gitti, Yeni Zelanda gitti. Hepsinden geçtim. Suriye'de gitmiş. 3 tane kozmonotu varmış. Ya senin bir tane yanlışlıkla göndersek var ya, uzaya Türk gitti diye bütün gazeteler manşet atacak. Of hem ya nasıl? Bir rica et arkadaş, Tesla ile adam araba yolladı ya. Bildiğin boş otomobili uzaya çıkardı. Bir tane Türk daha uzaya çıkamadı ya. O zaman Putin'den rica etsinler. Putin belki ayarlar bir kişilik yer. Ya da zıplaya zıplaya. Biz gideceğiz, yapacak bir şey yok yani. Yani hakikaten durum yani vahim. Teknik açıdan kimse mi dostumuz değil bu dünyada? Ben bunu anlamadım ya. İnsan böyle davet eder ya, icabet ederiz biz de ya. Yani şimdi şöyle bir şey, biz manşetlerde yaşıyoruz. Kendi içimizde gerçeklerde çok büyüyüz. Değil. Evet. Manşetlerde yaşıyoruz, tamam mı? Oraya baktığın zaman Türkiye güllük gülistanlık. Türkiye kendi uçağını yapıyor, kendi otomobilini yapıyor. Yolcu uçağı da 2019'da uçacaktı. Tabii canım, 2017'de zaten ilk yerli araba çıkmıştı. Yani ama manşetlere bakarsanız şey onlar belki de uçuyor halkımız diye biliyor halkımız. Niye düşünmüyor? Gerçekten sosyolojik bir sorun. Aslında ekonomi değil, önce bizim sosyolojiye inmemiz ama lazım. Ama işte AKP'ye oy verenler belki o uçağın uçtuğunu biliyor sanıyorlar. Yani biz... Siz İHA diyorsunuz. İHA teknolojisi dediğiniz öyle çok bir karmaşık bir teknoloji yani değil. Yani maalesef onu söyle dile getirmek istemiyorum aslında. Zor bir teknoloji değil o. Hadi bir de üstelik bir de... Artık şeyi yerine drone kullanmaya genelde başladılar. Genelde drone kullanıyorlar. Drone'lar saatlerce havada istediğin kadar şey. Sabit çok da ucuz. Görüntü alabiliyor, tabii. Şey yapabiliyor falan diye. Hadi drone kullanmaya başladılar. İHA güzel, silahlı İHA da güzel. Tamam. Tamam yaptın ama o tek kişilik Cessna gibi uçağı silah döşeyip savaş uçağı yaptık demek o Hürkuş projesi. Ya en azından bir şey yapmışız yani ona ama da hayır tane, demiyorum. Ama bir tane prototip yapıyorsun bunca yılda. Yok canım, SİHA'lardan çok var, İHA'lardan da İHA, var. SİHA demiyorum, o savaş uçağı, Hürkuş'u diyorum. Onun çok mantığını anlamış değilim ben niye yaptığımızı. Yani o bir savaş uçağı da değil, belki alçak irtifada bir işe yarar. Yani çok askeri bilgim olmadığı şimdi için. Şimdi tabii şöyle, teknikle ilgili insanlar şunu söylüyorlar. Ya hiç kimse kendi otomobilini yapmıyor.
Tabii. Mesela Almanya'da boşun pek çok işini Türkiye'de yerli sanayi diyoruz ya biz. Tabii. Onlar yapıyorlar. Tabii. Türkiye'de yapılıyor gidiyor çoğu. Hatta bir ara Avrupa Birliği'ne Bulgaristan girdiğinde biz bir röportaj yapmıştık, Bulgaristan'a gitmiştik. Bu firmaların çoğu Avrupa Birliği statüsü kazanabilmek için Bulgaristan'a taşınmışlardı. Bulgaristan'da adam şeyin balatalarını, bujilerini üretiyor. Türk firması. Yıllar önce yaptığımız röportajlar bunlar. Yani Alman balata yapmayı bilmiyor mu? Alman buji yapamıyor mu? Yani bölünmüş Airbus'ı 16-17 ülke yapıyor. Tabii hatta canım, bir parçası da bizde zaten yapılıyor. Niye evet, biz illa ki kendi otomobilimiz, kendi otomobilimiz şeyindeyiz? Ya o dünyanın... Kime satacağız? Çok... Kalkıyor ondan sonra diyor ki odalar... Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı 200 bin üyemiz var diyor. Herkes birer tane alır diyor. Ya nasıl, ne demek? Böyle mi araba yapılır? Ya satılır? Aynı muhabbet şeyde döndü ya. Herkes birer tane işçi alsa. İşçi alsın. Bilmem ya, ekonomi böyle gayri ciddi şeylerle mi döner? Her şeyde bir portakal satsak ülke zengin diye. Evren zamanında başlamıştı hikaye. Hatta Abdülkadir Konukman sanıyorum. Ben şu kadar alıyorum deyince alkışlar falan kopmuştu. Bravo dedi. Ya, ben de alıyorum ya. Falan. Çıkarsınlar ben de alıyorum bir tane. Yani ama yok ya. Yani... Feasible değil. Üretir misin? Evet, üretirsin. Evet. Parayı verdikten sonra uçak da üretirsin. Brezilya uçak üretiyor işte. Evet, Almanya evet, küçük Dornier'leri üretiyor. Yani İspanya biz, kasaları yapıyor. Yani istediğin kadar üretirsin. Yani Kanal İstanbul'da kazarsın. Ama sana getirsin ne? Yani oturup onu şey yapmak lazım. Mesela biz, benim anlamadığım, Türkiye hem S-400 hem Patriot füzesi alacak. İki ülkeyle de anlaştı. Evet. Hatta Rusya'ya gitti. Ön ödeme yaptı. Eğer almazsa para yanacak. Şimdi sen tamam, S-400 alıyorsun. Yani askericiler biliyordur, bir mantığı vardır. Patriot da alıyorsun. Hadi tamam, ikisini birden kullanacaksın. Peki ayıptır sorma, sana hangi ülke saldıracak? Yani gidip bunu Suriye için almıyorsun herhalde. Biz eskiden Rus tehlikesine karşı silahlanırdık. S-400 yani herhalde adam bir düğmeye bastığında S-400'leri kilitleyecek. Evet, ama evet, istediğin kadar Patriot'ın olsun, adamlardan 5000 uçak gelince zaten onları ilk füzelerle paramparça edecekler, şey yapacaklar. Yani dünya, uyduların var bir keresinde. Zaten sistemin denetiminin kimde olacağı tartışması da var. Ya fark etmez, sende olsun yani, adamlar onları tek tek çiple nerede olduklarını izleyecekler yani, evet, zaten. Evet. Herhangi bir saldırıdan önce patlatacaklar. Senin olan 6,5 milyar dolar ne olacak? Hiç alma daha Yunanistan'la mı didişeceksin? İsrail'le kavga ederken biz eski fantomlar vardı ya. Tabii, onların modernizasyonunu İsrail yaptı. O M60 tanklarının, Patton tanklarının gene şeyine... İçine bir tane minicik çip koymuyorlar mı? Tabii. Yani senin şu cep telefonundaki SIM kartın büyüklüğünü biliyorsun. O, onu sakla bakayım, uçağı bulabilecek misin? O Patton tanklarını, M60'ları İsrail modifiye etti ve adını değiştirdi. Sabra diye, M60 Sabra diye Türkiye'ye geri gönderdi. Evet. Ve bunların büyük bir bölümü, Suriye'de ne diyelim, pert oldu diyelim, imha oldu neredeyse. O kadar bilgim 70 yok. Küsür tank kaybedildi. Ya o kadar ciddi olarak o kadar bilgim yok yani, ben de duyduklarım kadarıyla biliyorum. Ama yani sen 6 milyar doların bu halde, Türkiye ekonomisi bu haldeyken gidip silah gömmen, Suudi Arabistan'ın yaptığından hiçbir farkı yok. Evet. Suudi Arabistan hadi bir mantığı var. Amerika'dan alıyor çünkü Amerika koruyor seni. Söylediğin çok önemli. Nerede kullanacağız? Ya hangi gün? Yunanistan'a karşı mı kullanacağız? Uçak gemisi nerede kullanacağız? Ya F-35 alıyorsun senin. Çok ciddi F-35'in var. Uçak kaldırırsa radarla görüyorsun kaldırını. Sen de F-35'lerini kaldırırsın, indirirsin. Yani biz hangi ülkeye karşı o uzun menzilli füzeleri kullanacağız? Uçak gemisi nerede kullanacağız? Uçak gemisi Allah'tan küçük. Onları da İspanyollar yapıyor zaten. Yani Türkiye şeyle İspanyol hikayesi. Tankları da Güney Kore patentli hikaye. Helikopter dediğimiz zaten İtalyan T-149'lar yani patentli. Motor Amerikalıların, işte Pakistan'a satamadık. Pakistan'a izin vermedi yerli helikopterlerimizi. Şimdi bir ara veriyoruz. Tamam. Sonra ekonomiye gireceğiz. Birlikteyiz. Umarız bu arada Erkin de gelir. Bizimle birlikte olur. Az sonra görüşmek üzere.